Merhabalar, bu videoda Matrix IQ ile Fibonacci seviyesinden tepki yiyen coinleri veya Fibonacci seviyesini yukarı kırmış olan coinleri artık veya fark etmez diğer hisse de tarayabilirsiniz. Hemen anlatıma geçiyorum nasıl kullanacağıyla ilgili. Çalıştıra basıyorum. İsmi Refibonacci. Sembol ve sembol periyotlarını ben burada doldurdum. Varsayılan olarak tüm Binance'daki Tether paritesindeki coinler geliyor. Aynı zamanda da altında 5, 15, 30 ve 60 dakikalıklarda tarama yapmak istiyorum. Fibonacci uzak bana şunu veriyor. Son 233 mum içerisinde bana en yüksek tepeyi bul, en düşük dibi bul. O tepeden dibe veya dipten tepeye Fibonacci'yi çek. Dip daha uzaksa dipten tepeye çekiyor. Çünkü Fibonacci soldan sağa çekiliyor. Tepe daha uzaksa tepeden dibe doğru çekiyor. Bu arada en uzak noktanın tespitinde bana yardımcı oldukları için Matrix IQ destek ekibine de teşekkür ederim. Daha sonra burada ben örnek veriyorum. Son 300 mum içerisinde ki en yüksek BTP arasında Fibonacci çekmek istiyorum diye yazıyorum. Daha sonra Fibonacci seviyesi. Buradaki formül bu yazdığın seviye bölü 1000 olarak çalışır. Yani 0.5 Fibonacci seviyesini çalıştırmak istiyorsanız buraya 500 yazmanız lazım. Bunun uyarısını geçeyim. Ben standart olarak 618'i kontrol etmek istiyorum. Çünkü hem en doğru çalıştığına inandığım Fibonacci seviyesi ve en çok bu kullanılıyor. Bu yüzden böyle bir tercih yaptım. Bitir dediğimde bana bu coinleri 4 tane periyotta tarayacak. Sonra çıkan coinlere de bakacağız. Evet, tarama bitti. Bu coinlerde 5 dakikalık, 15 dakikalık periyotlarda Fibonacci 618'in kırdığı fiyatlar gözüküyor. Son 250 mum içerisindeki en büyük mum 0.99'muş. En küçük 0.50'ymiş. Fibonacci 618 seviyesi 0.81'miş ve bizim son mumumuz 0.83'müş. Şimdi bunları şunu da bir kapatayım. Şöyle şuraya bir koyalım. Bir iki tanesine bakalım. Alfa 15 dakikalıkta. Şimdi hemen buradan otomatik Fibonacci'yi buluyorum. Son kaç mum demiştik biz? 300 dedik diye hatırlıyorum ama. Fiyatlar niye gözükmüyor? Tamam, fiyatları şu an göremedim. Burada en yüksek mum 0.99. En düşük mum 0.50, görüyorsunuz. 618 seviyesi de 0.81. Burası okey. Şimdi başka bakalım. ANT'de de 5 dakikalık. Burada da son 300 mum'a bir Fibonacci çektirelim. Buradan çekti. En düşüğümüz, bakın, 3.4883 yuvarladığı için 3.49 diyor. En yüksek noktamız 4.32. Nerede? Burada da 4.31.7. Yine yuvarladığı için 4.32 diyor. Son mumumuz da 3.81. Ve Fibonacci'miz de 3.80. Bakın 618'i yukarı doğru kırmış. Az önce tepeden dibe çekti. Buradan dipten tepeye. Bir tane daha bakıyorum. CHZ. 5 dakikalık. Yine muhtemelen dipten tepeye çekecek gibi gözüküyor.
En küçüğü 0,22. Bakıyorum. Evet. En büyüğü 0,27. Bakıyorum. Evet. Şu anki mum 0,24. Evet. Fibonacci 618 0,24-25. Evet. Ve bizim son mumumuz 618 yukarı kırmış. Son bir tane daha bakıyorum ve kapatıyorum. 15 dakikalık daha. Yine buralardan bir yerden bir Fibonacci gelecek. Aynen. Aa, buradan geldi. Tepeden dibe geldi. Demek ki biz de tepeden dibe çekmişiz sanırım. En büyük mum 0,12. En küçük mum 0,69. Evet. 618 seviyesi 0,10,11. Evet. Bizim fiyatımız tab olarak da burada. Evet. Şimdi bunu böyle bu şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bakın yukarı doğru kırmış ve hemen uyarıyı vermiş. Fibonacci seviyelerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda daha farklı Explorer fikirlerini de paylaşabilirsiniz. Telegram'da Matrix IQ Crypto grubuna gelerek oradan da strateji geliştirebiliriz beraber. Bu şekilde Explorer ve stratejiler ortaya çıkarabiliriz. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım faydalı olmuştur.